Şimdi bir izleyicimiz şey demiş, Erk Bey demiş, 10. video ne zaman gelecek demiş. Ben de bu soruyu şeye bağlayarak Sedat Peker anlatacaklarını, şimdi videonun içindeki durumu da özetleyecek bir şey geliyor. Sedat Peker anlatacaklarını dağıttı mı diye sorayım sana. Ben söyleyeceğimi söyledim aslında. Oğuz'dan bir rica edelim. Tamamdır. Biliyorum ama Sedat Peker bugün video çekmeye kalksa ilk uçağa konulur, iade edilir. Peki şey tezi doğru mudur? Yani kaydetti videoyu, dağıttı. Başına bir iş gelirse o video yayınlanacak. Doğrudur. Yani Sedat Peker çok uzunca bir dönemi kaydetmiş ve çok çeşitli yerlere paylaştırmıştır. İstanbul'da da ayrı. Evet, Evet. evmiş. Şunu söylemek istiyorum. Burada aslında Can Dündar gazetecilik yapıyor. Beni avlıyor biraz. Yani Ben de fark ettim. avlıyor. Yani ben burada ne kadar samimi olduğum da bu avcılıkta anlaşılıyor yani. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Evet, doğrudur. Yani Sedat Peker bir 10. video olarak bakmak değil belki. Böyle arşivlenmiş bir kayıt olarak bakmak gerekiyor. Sedat Peker bu videoları paylaştırmıştır. Bu belgeleri paylaştırmıştır. Bu hani sadece benim üzerimden de okunacak bir mesele değildir. Çok açıkta söylüyorum yani. İstanbul diyorum mesela. Ve bu söylediğimin, madem Can Dündar avladı beni, bu söylediğimin arkasında olduğumu da bir kere daha ifade edeyim. Arkasında olmaktan ziyade bu konuda bilgi sahibi de olduğumu ifade edeyim. Evet, o zaman devam edelim yani hani madem oradan gidiyoruz avcılıktan yani İstanbul ve pek çok şehirden aslında bahsetmiştin ama bunlar bir daha sonra yayınlanmak üzere mi dağıtıldı ya da bunun bir planı var mıydı? Onunla ilgili bilgi var. Ya şöyle bir durum var ortada. Şimdi kirli bir iktidar var. Birazdan o iktidar aparatlarının Türkiye'nin başına nasıl işler açtığını, nerelerde kritik oynamalar yaptığını da konuşacağız. Yine o hep konuştuğumuz dosyalardan biri üzerinden konuşacağız. Şimdi böyle bir ortamda belgelerin olması, bilgilerin olması, Sedat Peker gibi bir figürün hep söylediğimiz üzere içeriden ve aslında ailevi bir nedenden dolayı intikama başlamış bir figürün ama biraz da böyle susturulmuş olmasından dolayı bir intikam duygusunun ve B planının olması hiç şaşırtıcı değildir. Bunu hemen ifade edelim. Şaşırtıcı olan şudur. Tekrar muhalefete dönüp ya Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Ya insanlar o kadar siyasetten umudunu kesmişler ki soruyorsun sokak röportajlarında bu ülkeyi bir tek Sedat Peker kurtarır diye cevap veriyor teyzeler. Ya Evet bu doğru. bunu düşünmek gerek. Bu akıl dışı bir şey yani. Ama bu akıl dışı bir şey. Bunları düşünmek gerekiyor ve iktidar Türkiye'de neler yaptı? Nasıl hatalar yaptı? Nasıl karmaşalara yol açtı? Nasıl hukuksuzluklar yaptı? Nasıl yolsuzluklar yaptı? Nasıl işbirlikleri yaptı? Nerelerde kritik noktalar oluşturup oralara silah gönderdi? Türkiye'yi savaşlara nasıl müdahil etti? Bunları konuşmak gerekiyor. Ya iktidarın şımarıklığını da konuşmak gerekiyor. İktidar belli bir dönem hani biz buralar bizden sorulur diye dağıldı. Yani o küfür diliyle, o tepki diliyle dağıldı. Kimseye hesap vermeden istediğini yaptı. Hala yapmaya devam ediyor. Bilal Erdoğan meselesinden olduğu gibi. Bunlar da artık o kadar çok ki sır olmaktan da çıkıyor bir biçimde. Yani havada uçuşan belgeler var. Yani bu belgeleri de böyle hani illa ki Sedat Peker'den filan almak da gerekmiyor.
resmi gazeteden, açık kaynaklardan, işte Ticaret Sicil Gazetesi'nden filan öğreniliyor bunlar. Yani sonuç itibariyle öyle bir noktadayız ki yani buraları da böyle kapatıyor. Ya biz yapıyoruz kardeşim ve gizliyoruz. Bu olmuyor. Bu olmuyor. Yani bir biçimde bu işler sızıyor işte. Sızıyor. O nedenle de hani biraz da böyle değerlendirmek gerekiyor Elif. Şeyde, röportaj içinde Hanife Avcı'nın söylediği şeyi hatırlıyorum. Belgesele koyduk mu onu net hatırlamıyorum ama şey demişti, yani siz herhangi bir şey merak ederseniz Sedat Peker'e sorun. O hani anlatmadığı bir şey varsa da hani sorarsanız biliyordur gibi bir şeyse. Çok büyük bir cümle aslında. Yani evet, hani anlatmadığı bir şey varsa sorarsanız mutlaka bilir. Ve bunu hani sonuçta bu adam Hanife Avcı ve yani o bunu söylüyor. Yani bizden daha fazla şey biliyordu demişti Sedat Peker için. Şimdi öyle olunca da insan düşünüyor gerçekten. Hani bu videolarda neler vardı? Hani ya bu bak bu o kadar basit bir durumdu ki aslında o dönem için. Hı hı. Yani Sedat Peker'i teslim etmeye karar vermeden önce Birleşik evet. Arap Emirlikleri, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma yapmadan önce bir komisyon kurulacaktı ya. İstediğinizi söyleyebilirsiniz Sedat Peker'e. Bir komisyon kurulacaktı. Şöyle bir şey oldu. Sedat Peker'in anlattıklarını hiçbiri yalanlanamadı. Yalanlananlar oldu ama bunlar da patladı sonra. Belgeler ortaya çıktı. Çok trajik, komik şeyler oldu. Yani mesela Binali Yıldırım meselesi. Doğru. Çok bir trajedi çıkmadı mı ya ortaya? Yani dedi ki işte bu oğlu yeni bir pudra şekeri rotası kurmaya gitti. Dedi ki böyle bir şey yok. Biz maske götürdük. Öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. Maske götürülmediği ortaya çıktı. Gümrük verilerinden. Abdülkadir Selvi yazı yazdı. Dedi ki bunlar torbayla götürdüler maske dedi filan. Hani böyle durumlar ortaya çıktı. Evet. Böyle rezillikler ortaya çıktı. Ama bu rezillikler sadece belli başlı gazeteciler tarafından derinleştirilebildi. Bir komisyon kurulabilseydi, cesurca Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidilseydi, Türkiye'de daha kritik şeyler olurdu. Ama şu oldu, biraz kibir oldu muhalefet tarafında da. Ya zaten biz bunları biliyoruz oldu. Yani Sedat Peker'le yola çıkmayalım oldu. İktidardan korku oldu. Birkaç kişi dışında Sedat Peker'in anlattıklarını da kendileri bulmuş gibi, kendilerine evet, mal ederek olmuştu. Topluma anlattılar. Evet. Ya şunu söylüyoruz her seferinde, bilmiyorum doğru bir örnek mi? Sedat Peker anlattı Sadat'ı, evet. 2022 yılında anlattı. 2012 yılında biz Sadat'ı yazmaya başlamıştık. Kılıçdaroğlu 2023'te Sadat'ın kapısına dayandı. Yani Sedat Peker'in anlattıklarından bir, bizim anlattıklarımızdan 13 yıl sonra. Evet, gecikmeli. Ya bu biraz böyle şey oluyor. Ne bileyim yani biraz böyle enteresan oluyor aslında. Maalesef öyle duruyor, doğru. Yani peki şimdi sorular da geliyor. Acaba bu böyle devam eder mi? Yani bunun şimdi aslında bana kalırsa kişisel bir şey söylemek istiyorum ben tabii burada. Hani bence zaten daha ne anlatsın? Yani bravo. Adam ne anlatsın? Yani hani daha ne olması gerekiyor? Şimdi birisi bravo. Şey yapmıştı yorumlara. Bir arkadaş demiş ki yani Almanya'da bu nasıl karşılandı? Arkadaşlar Almanya'da şöyle karşılandı. Biz kurgudayken yani işte bu kurgu aşamasındayken, belgeselin kurgusundayken hala şoklar içerisindelerdi. Ve yani hani sürekli işte revize edildi, gidildi, acaba bu doğru mu diye tekrar kendileri bir araştırma yaptı falan filan. Böyle bir süreçten geçti. Yani inanamıyorlar. Ve bunu şey diye söylemiyorum. Ya işte bak Batı'da da böyle şeyler hiç değil. Yani elbette dünyanın her tarafında bir şeyler oluyor ama yani bu yaşanılan şeyler ve bunu bu içeriden birinin böyle çıkıp
Hatta şeye de çok, o vurguya da çok şaşırmışlardı. Hani ben devleti kötülemem ki vurgusunu. Hem onu söyleyip hem de aynı zamanda işte bir sürü şey açıklaması insanların çok garibine gitti. Yani bize bu çok normal geliyor. Bunlar daha şey değil, yani normal şeyler değil. Daha ne söylesin? Şimdi diyoruz ya hani başka yerlerde de başka videolar vardır muhakkak. Daha neleri vardır ama hani daha ne olmalı? Yani muhalefet daha artık neyde birleşmeliydi gibi bir düşünceye sahibim ben de nacizane. Yahu anlatılan hikayeler, gazetecilerin anlattığı hikayeler Sedat Peker'in anlattıklarıyla çok birleşti ve çok daha sert boyutlara gitti. Ya sadece basit bir örnek. Dünyanın her yerinde yani bütün iktidarı düşürür. Burhan Kuzu uyuşturucu tüccarlarının kucağına düşen şüpheli bir biçimde öldüğünü anlattığımız, gün gün anlattığımız, saat saat anlattığımız, nasıl korona oldu, sonra burnundan kan gelerek neden öldü dediğimiz Burhan Kuzu, uyuşturucu baronlarıyla pazarlıklar yapan, çetelerin kucağına düşen Burhan Kuzu, ya külliyeden telefon açıyor baronlara. Bu, şimdi bunun üzerine başka gerçekten anlatılacak çok fazla bir şey yok. Yok, bir de şey de kendisi de anlatırken şey diyordu ya, yani beni ne olur yalanlamayın. Çünkü yalanlarsanız ben kendimi ispatlamak zorundayım. Yani beni lütfen yalanlamayın diyordu. Evet, yani o öyle bir kurgu yapıyordu. Normalde bunu şey de yapar, gazeteci de yapar. Habere ulaşır. Haberi yapar. Belgesi elindedir. Belgeden yazmıştır. Yalanlayın diye bekler. Yalanlarlar. Bazı kimi bahtsızlar, o zaman da belgeyi çıkarır gazeteci. Sedat Peker diyordu ya, ben gazeteciliği hemen öğrenirim. Hani kurguyu öyle yapmıştı.